Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size kısaca metot oyunculuğundan bahsedeceğim ve hemen sonrasında bu yöntemi uygulayarak rolünü hazırlanmış oyunculardan örnekler vereceğim. Rus tiyatrocu Konstantin Stanislavski'nin geliştirdiği, daha sonrasında yönetmen Lee Strasberg'in birçok ünlü oyuncu ile uyguladığı bir yöntem olan metot oyunculuğu, oyuncunun gerçek duygularını role yansıtmasını amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde oyuncuların rollerini özümsemeleri için birçok farklı şekilde çalışmalar yaptıklarını gördük. Gelin birkaç tanesine beraber bakalım. The Pianist filminin başrolü Adrien Brody, film için günde 4 saat piyano dersi almıştır. Bir röportajında filmdeki rolünden bahsederken, "Dairemi bıraktım, arabamı sattım, telefonları kapattım ve şehirden ayrıldım." demiştir. Sadece birkaç eşya ile Avrupa'ya taşınmış, hatta bu süre zarfında kız arkadaşından bile ayrılmıştır. Çünkü kaybetme duygusunu yansıtabilmek için gerçekten bu duyguyu tatması gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca aşık rolünü daha iyi yansıtabilmek için 15 kilo vermiştir. Daniel Day-Lewis bu metodu bir hayat tarzı olarak benimsemiştir. Tüm filmlerinde inanılmaz yoğun hazırlık dönemleri vardır. Gangs of New York filmi de sadece bunlardan biridir. Bu film için profesyonel kasap dersleri ve bıçak atma dersleri almıştır. Dönem filmi olduğu için Montgomery'i reddetmiş ve zatürre olmuştur. Al Pacino, Serpico filmindeki rolü için farklı mahallelere gitmiştir. Anlatılanlara göre bir defasında kamyon şoförünü kenara çekip egzoz kirliliği nedeniyle onu tutuklamakla tehdit etmiştir. Scent of a Woman filmindeki rolü için aylarca görme engellilere ait bir okulun üyelerinden yardım almış, film seti dışında da sürekli bastonla dolaşmıştır. Val Kilmer, Oliver Stone'un yönettiği The Doors filminde oynayacağı Jim Morrison rolü için The Doors'un 50 şarkısını ezberlemiştir. Sette Oliver Stone'un kendisine Jim diye hitap etmesini istemiştir. Robert De Niro, Raging Bull'daki rolü için hayatını canlandıracağı Jack LaMotta'dan özel boks dersleri almıştır. Hatta çıktığı 3 gerçek boks müsabakasından ikisini de kazanmıştır. Ayrıca Taxi Driver filmi için New York çevresinde taksicilik yapmıştır. Bu durumu abartıp 12 saatlik vardiyalara çıktığı bile olmuştur. Jack Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest filminin çekildiği psikolojik koğuşunda yaşamıştır. Yönetmen Milos Forman'ın haberi olmadan hastaların seanslarına katılmıştır. Christian Bale, The Machinist ve The Fighter filmleri için iskelet seviyesinde bir zayıflığa düşerken, Amerikan Hustle filmi için aşırı kilolu birine dönüşen, Batman ve Amerikan Psycho filmleri için ise inanılmaz bir vücut yapabilecek kadar bu metoda bağlı bir oyuncudur. Joaquin Phoenix, Leather 49'daki itfaiyeci rolü için Baltimore Yangın Akademisi'ne kaydolmuş, buradan sıkı çalışarak mezun olmuştur. Hatta onlarla geçirdiği zamanı hatırlamak için grubu hatırlatan özel bir dövme bile yaptırmıştır. Aynı zamanda Gladiator filminin çekimlerinde Russell Crowe ile olan sahnelerinden önce role iyi girebilmek için Crowe'dan kendisine kötü davranmasını istemiştir. Sylvester Stallone, Rocky 4'ü çekerken Dolph Lundgren'den kendisine gerçek yumruklar atmasını istemiştir. Lundgren, yumrukları fazla abarttığı için Stallone 5 gün boyunca yoğun bakımda yatmıştır. Billy Bob Thornton, Sling Blade filmindeki rolü için ayakkabıların içine cam kırıkları koymuştur. Shia LaBeouf, Fury filmi için 4 ay boyunca banyo yapmamıştır. Filmde suratında gözüken kesikler gerçektir. Charlize Theron, Monster filmi için yaklaşık 15 kilo almış, kaşlarını tıraş etmiştir. Bu yoğun uğraşı ona Oscar ödülünü kazandırmıştır. Jamie Dornan, seri katili canlandırdığı The Fall dizisi için hazırlanırken metroda rastgele gördüğü bir kadını takip etmiştir. Marlon Brando, Trackline Cafe oyununu sergilerken, her gece sahneye çıkmadan önce merdivenlerden koşarak aşağı yukarı çıkıp dururdu ve sahneye tam çıkarken de üstüne buzlu su dökerek canlandırdığı psikopat katili daha gerçekçi yansıtırdı. Leonardo DiCaprio, The Revenant filmini hazırlanırken vejetaryen olmasına rağmen çiğ bizon eti yemiştir ve ölü hayvanın gövdesinde uyumuştur. Sinema tarihinde bu anlattıklarıma benzer birçok örnek mevcuttur tabii ki. Eğer video beğenilirse yeni bir video ile diğer metot oyunculuk örneklerini de anlatacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.